Selamlar oyun erbabı izleyicileri. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Ventureverse Legend of Ulora isimli oyunu inceliyoruz. Oyunun keyfi henüz elime geçti. Şu dakikalarda erişime açık değil ama muhtemelen siz videoyu izlerken Steam'de erişime açılmış olacak. Hızlı bir başlangıçla oyuna geçiyorum. Evet arkadaşlar, ana menü ile başladık. Options kısmından ilk önce hızlıca bir ayarlarımı göstereyim, neler var. Colorblind mod var, yani renk körüyseniz resolution ayarlıyorsunuz. Onun dışında kalite, genel olarak mesela burada kalitem düşükmüş, arttırabiliriz biraz. Şu şekilde. Dikey senkronizasyonu ben normalde kullanmıyorum, zira FPS dropları, daha doğrusu input lag yaşanıyor, FPS dropları olmuyor da. Limit koymak daha mantıklı. FPS limiti koymak daha mantıklı. Bu tarz ayarlar var. Bloom var. Genel olarak grafik ayarları var diyebiliriz. Şöyle geri gelelim. Audio kısmında mesela şu an müzik çok açık. Bir tık kısabilirim. Oha, çok kısıldı. Biraz açayım. Kontrollerde ben şu an gamepad ile oynuyorum. Logitech F710 gamepad'im var. Klavye mouse'la da oynanıyor ama gamepad'in tadı çok ayrı ve bu oyunda gerçekten güzel optimize etmişler. Genelde PC oyunlarında gamepad ile oynamak biraz sıkıntı oluyor ama bu oyun nedense güzel olmuş, güzel yapmışlar. Language kısmına gelelim. Şimdilik İngilizce ve Rusça var. Umarım yakın zamanda da Türkçe eklenir. En azından komünite bu şekilde bir istekte bulunursa kendileri eklemeyi düşünebilir yapımcıların. Editör kısmını var. Şimdi bunu daha ileride değineceğim ama şöyle diyeyim. Oyundaki dungeonları bazılarını ya da işte kendi dungeon'ınızı üretip oynayabiliyorsunuz. O şekilde bir editör kısmı var. Büyük ihtimal bu da Steam atölyesinden de paylaşılabilecek. Credits kısmı var. Standart. Geri gelelim. Hızlıca play kısmına gelelim. İki tane seçenek var. Single player ve multiplayer. Şu an multiplayer oynayacağım biri olmadığı için single player moduna geçiyorum. Ama daha sonradan multiplayer kısmında bakarız. Single player kısmında ben daha önceden biraz oynadım. Oyunu az çok kavradım sayılabilir. Gene de biraz acemiliğim var ama genel anlamıyla oyuna hakimim diyebilirim. Select deyip başlıyorum. Bu profili kullanmak istemiyoruz. Evet istiyorum. Şu anda şehirlerimiz var ve travel kısmında da gidebileceğimiz dungeonlar ve diğer şehirler var. Bu şehirlerden herhangi birine seyahat etmek istediğimizde veya dungeon'a seyahat etmek istediğimizde yolumuzu kesen yaratıklar var. Bu oyun bu arada puzzle üzerine kurulu. Çok da güzel bir puzzle sistemi var. Çok hoşuma gitti. Bu puzzle üzerine kurulu olduğu için de yol üstünde mesela bir tane dungeon'a ya da bir tane şehire gitmeye kalkalım. Drellemore'a seyahat edelim. Yolun üzerinde şu an bir tane şey yok. Tuzak yok. Direkt gidebiliyoruz. Başka bir dungeon'a, başka bir şehire gideyim. Mesela ne var? Önünde tuzak olan bir tanesi mesela. Evet, soru işareti geldi. Bak orada bir tane tuzak var. Travel diyelim. Şimdi bu şehire geldi. Burada bir combat penceresi var. Burada orayı pause edip anlatırım artık size. Şu şekilde sağa sola kaçarak kurtulmanız gerekiyor. Eğer ki kaçamaz iseniz oradaki yaratıklarla savaşmanız gerekiyor. Geri geleyim size. Mesela hangi şehirdeydik az önce? Yolun üstünde var bir tane bak. Puzzle'ı çözmeyeceğim. Savaşmayı göstereceğim size hızlıca. Şu an hiç kıpırdamadım ve kırmızıda kaldım. Şu an yolda saldırıya uğradık. Evet, aynı zamanda oyuna da bir başlangıç yapmış olalım. Şimdi şurada iki tane yaratık var. Büyük ihtimal çok levelimle alakalı olabilir. Çok büyük yaratıklar değil. Evet, vurdu bir tane. Hemen kalkanımızı bunları defans yapabiliyoruz. Şöyle kılıcımızla hızlı hızlı taktık keselim bunları. Göremediğim için şu an. Kamerayı maalesef değiştiremiyoruz. Şunu keseyim. Tamam, böyle. Dodge yapabiliyoruz şu şekilde.
Yapamadık. Niye? Belki burada yapılmıyor. Bilmiyorum. Evet, kestik. Bu kadar. Başka yaratık yoksa. Ha, bir tane de bu varmış. Basılı tutarsak hata daha güçlü vuruyor. Charge'lı vuruyor. Bir daha gelsin. Vuralım. Bir daha gelsin. Oo, ölmedi bu. Bugün öleceğim mi? Yok, yanlış şekilde attım. Evet. Bir elimizde asa, diğer elimizde ise kılıç var arkadaşlar. Ben genelde kılıç kullanmayı, yani şu an için kılıçla takılıyorum. Bakın, tekrar bir puzzle. O çizgilerde kalmadığım için benim önümü kesmediler. Dolayısıyla gitmek istediğim yere savaşmadan gittim. Pekala, bu şehirde ne var? Hızlıca bir girelim. Inhost var. Burada denemedim ama canımızı ve sağlığımızı, manamızı dolduruyor. Geri geliyorum. Blacksmith var. Blacksmith'te kendimize sword, silah yapabiliyoruz. Armor yapabiliyoruz. Mesela bunları bu arada dungeonları kazandığımızda size göstereceğim. Şu an görsel girmiş olması lazım. Drop'tan blueprint düşüyor dungeon'ı kazandığımızda. Onlarla yapabiliyoruz. Şu an elimdeki 1,5 ataklı. Bu 4 atak. Mesela bunu yapalım. YL. Bir daha Y. Evet, equip istiyorum. Aynı zamanda elime giyeyim. Armorlarımız var. Artı 5 HP veriyor. Artı 50 mana veriyor. Şu iyi. Evet, bunu da yaptık. Çok güzel. İşte başka ne var? Headgear'lar. Şapka tarzı. Kask var mesela bunda. Şunu da alalım. Para bok. Item Shop'ta mana alabiliyoruz kendimize. Poison. Gerçi ben şu an sadece Health Pot'la Mana Pot'u kullandım. Diğerlerin ne olduğunu bilmiyorum. İhtiyaç olduğunda da buradan şehirden oyun parasıyla pot alabiliyoruz. Devam edelim. Training kısmı var. İki tane madalyam var. Bunlar nedir abi? Bunlarla canımızı arttırıyoruz sanırım ama şu an hiçbirini kullanamıyorum. Minimum cana artı bir eklemek için, artı bir can daha eklemek için 7 tane gerekiyor. Bu da yanılmıyorsam dungeonları bitirdiğimizde, 2 tane dungeon bitirdiğimi varsayarak konuşuyorum. Dungeonları bitirdikçe geliyor bu puan. Onun dışında müze varmış ama şu an girilmiyor. Pekala, devamında travel diyelim. İlk dungeon'a girelim sizle birlikte. Yolun üstünde bir tane tuzak var. Hemen ondan kaçacağız. Travel dedim. Tuzak geldiği anda sağa veya sola kaçmam lazım. Şu şekilde kaçtım. Evet, single player only. İçinde ne var? Puzzle var. Savaşma var ve story, yani bulmaca, savaşma ve hikayeli bir dungeon. Enter diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Aa, bakın, ben üstte bir tane bitirmişim. Şu an ikinci bir seçenek gelmiş. Ben bunu bilmiyordum. Play diyelim. İkinciden devam edelim. Evet, şu an dungeon'a girmiş bulunmaktayız. Hemen bir haritaya bakıyorum, etrafta bir şey var mı? Karşımızda bir kapı olduğunu ve buralarda bir eşya veya bir etkileşim olmadığını söylüyor. Devam ediyorum o yüzden. Şimdi sağ üst köşede ne der? Çıkışı bul diyor ve ekstradan eğer ki bütün odaları tamamlarsan o bahsettiğimiz ekstradan can veriyor diye. Ondan bir puan verecek arkadaşlar. Evet, burada bize bir diyalog geçiyor. Buralar uzun olduğu için özet geçiyorum. 238-18. Bu sayı bence önemli.
Oh. Bir yere şifre yazdılar. Kavga çıktı. Bir dakika vurmayın abi. Dur abi. O kılıcımız güzelmiş. Evet, burada hikayesine değinmeyeceğim. Hani bunu siz oynarsınız, sizler şey yaparsınız. Şimdi haritamıza baktığımızda solda bir oda açıldı. Bu arada yukarıdaki odaya gidemedik. Dolayısıyla soldaki odadan devam edeceğiz. Puzzle Cam diyor. Sol oka tıkladığımda bana puzzle ile ilgili bir yani dikine gösteriyor. Yukarıdan bakışla bakıyoruz. Buradaki puzzle'ı çözmeye çalışacağız şimdi arkadaşlar. Aslında puzzle zor değil. Ama ne yapacağımı anlayamadım. Bakın. Şimdi Gamepad'in tuşunu yukarıya bastığımda kılıçlarla değil, bak kılıcı sırtına koyuyor. A tuşuyla elime bu itemi alıyorum. Bakın şimdi şu düğmeye bastığımda solda görüyorsunuz. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın şurada bir duvar var. Bak item kayboldu. Neden? Çünkü o itemi oradan geçiremeyeceğiz. O duvarın yok olması lazım. O duvarın yok olması için de şunu bir elime alayım ben. Aa, bu da gitmiyor. Çok ilginç. Tamam, şöyle yapalım. Bunu buraya bırakıyorum. Bakın duvar kayboldu. Bunu karşı tarafa geçiriyorum. Tabi bu böyle olmadı. Bir dakika. Şunu bir alayım. Tam üstündeyken bırakayım bir de. Evet, bunu aldık. Karşıya geçirdim. Ve A tuşuyla bırakıyorum. İlk puzzle'ımız buydu. Puzzle'ların zorluğu genelde bu şekilde. Ama devamında ne çıkar inanın bilmiyorum. Bence daha da zorlaşır, daha da kafa yakıcı puzzle'lar vardır diye düşünüyorum. Bu arada puzzle demişken efsane bir şekilde Portal serisine bayılıyorum arkadaşlar. Söylemeden edemeyeceğim. Şimdi burada bastığımızda bu kapılar kayboluyor. Engeller diyeyim en azından. Bu nedir? İleri geri gidiyor. Tamam. İlkinin kaybolması için bir dakika. Şunu bir alayım. Şunun üstüne koyayım. Oldu mu? Oldu tabii ki. Peki şu tuşlar ne işe yarar? Resetliyor. Bu tuş ne işe yarıyor? Bu da reset. Pekala. Bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla tek seferde karşıya gidiyor. O zaman ha, okey. Çok basit. Bir dakika. Bakın bu itemleri buraya koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Düğmeye bastığım için ilk önce kırmızı, sonra mavi, hemen arkasından yeşil ve tekrar kırmızıya gelmem lazım. Bakın. Ah, geri gitti. Gördünüz mü? Tabi geri gelmeyeceği için resetliyorum. En baştan başlayalım.
Evet, şu an gate'i geçtik. Şöyle doç atarak gidelim hatta. Şu şekilde. Bakın, bug'lı yerden de alıp götürmememiz için bize engel koymuşlar. Yanlışlıkla sağa sola düşmesin. Tam üstüne bırakıyorum. Oldu mu? Oldu. Devam. İkinciyi alayım. Bazı puzzle'lar çok basit gözükse de mantığını anlamadığın zaman çok zor olabiliyor arkadaşlar. Ama bu tarz oyunları oynayan arkadaşlar için çerezliktir. Devamında yeni bir odaya geldik. Bu nedir? 30 Invade password, yanlış şifre diyor. Invade. Atak moduna geçiyorum. Şu gelen. Bu arada bana şey yapayım. LT tuşuyla potu değiştiriyorum. Potum yokmuş, lanet olsun. Bir sonraki şeyimizde, şehre gidişimizde pot alalım. Ölmek üzereyim. Ne oldu? Elimdeki şey bozuldu. Kılıç kırıldı arkadaşlar. Of, ölüyorduk az daha. Bu kendini imha eden tosbağalardan. Şimdi sağ kliye, pardon, sağ tetiğe basarak etrafa bakınabiliyoruz ufaktan. Map'te bir karşı tarafa bir de bu tarafa geçilebiliyor. Puzzle'ın bize vereceği çözüm nedir bilmiyorum. O yüzden bir etrafa bakınmakta fayda var. Burada puzzle yok gibi sanki. Ama bakın, ok var aşağıda, gördüyseniz şurada hemen arkada ok var, gördünüz mü? Ok bize bu yöne gitmemiz gerektiğini söylüyor. Evet, tekrardan bir puzzle. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu puzzle'lar zaten oyun bunun üzerine kurulu olduğu için bu şekilde devam ediyor. Toplamak gerekirse arkadaşlar, oyun genel olarak adventure, macera, yani karakter geliştirme, RPG diyebiliriz. Ve tabii ki de puzzle üzerine kurulu. Hatta oyunun tamamı puzzle oyunu desek yalan olmaz. Fakat diğer RPG durumlarını da barındırdığı için çoğu kişinin ilgisini çekebilir, ama puzzle oynayanların ayrı bir zevk alacağını düşünüyorum. İncelemem şimdilik bu kadardı. Devamında daha güzel şeyler gelirse, daha güzel içerikler gelirse devam edebilirim bu oyunu oynamaya, video çekerek. Kendim zaten bitirmeyi planlıyorum. Tabii ki bir sonu var ise. Onun dışında eklemek istediğim bir şey şimdilik yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.